arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için güzel bir etek çalışması yapacağız eteğimiz gayet kolay ve e, şık duran bir çalışma olacak şöyle bakalım bakınız e, kaldırdığım zaman modelimizin bütün halinde görüntüsüne bakmaktayız e, ön ve arka tamamı aynı şekilde örülüyor ve hep ön yüzden örerek modelimizi tamamlıyoruz Bel kısmının lastiğini örerek başladık. Öreceğimiz yaş grubuna uygun zincirlerimizi çekelim ve trabzanlarımızı istediğimiz kalınlığa gelene kadar örelim. Kalın lastik çalışması, çalışmak isteyen ya da seven arkadaşlarımız birkaç sıra daha fazla bel lastiğini örerek kalınlaştırabilirler. Uzunluğu yani genişliği de istedikleri kadar geniş örebilirler. Tamamen ilk başlangıçta ayarlamayı istediğimiz gibi yapabiliriz ve modelimizi yerleştirdikten sonra her sıramızda bakınız ön yüzden ve aynı şekilde modelimizi kurarak sona kadar ilerleyeceğiz yeterli uzunluk ölçüsü oluştuğu zaman şöyle kirpikli kenar süslememizi de çalışarak eteğimizi tamamlıyoruz bel kısmına bir tane düğme ve ilik çalışmamızda yaptık eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi şimdi ölçümüze bakalım üst kısımdan en sivri yere kadar tutuyorum. 25 santim. Eteğimizin uzunluğu bel bölgesinin enine şu şekilde bakalım. Sadece lastik kısmından ölçüyorum. 22 buçuk santim. Şu şekilde her ikisini çevirdiğimizde ve lastiğimizin genişlemesini esnemesinde göz önünde bulundurursak rahatlıkla istediğimiz ölçüde ayarlamalarımızı yapabiliriz. Ben e, bu eteğimizi örmek için bir tane ip kullandım. Çok az e, arttı ama 300 40 metre olduğunu unutmayalım. 250 metre olan iplerimiz yetmeyecektir. 100 grama değil alırken şuradaki metraja bakarsanız çok daha güzel ve doğru sonuçlar elde edebiliriz. Bakınız 100 grama 340 metre 250 metre yazıyorsa burada ya da 280 ya da 200 kesinlikle iki tane almanızda fayda var. Evet şimdi eteğimize kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpimizin renk numarası 3664, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ve iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek belimizden örmeye başlayalım. Hangi yaş grubu için öreceksek ona göre zincirimizi fazla çekelim. Bir tane düğümümü atıyorum ilmeğimi gevşertiyorum bakınız şu şekilde ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle rahat rahat zincirlerimi çekiyorum 90 tane zincir çektim hemen zincirimizi ölçelim tığımın olduğu yeri tutuyorum ve uç kısımdan Şöyle bakınız. Hiç kıpırdatmadan şöyle ilerletelim. 42 santim zincirimizin uzunluğu. Biraz gevşek çektim. 42 santim yeterli. Öreceğim bebeğimizin yaş grubuna uygun olarak. Daha büyük yaş grubu için örecek arkadaşlarımız çocuklarımızın bellerinin ölçüsünü alarak başlayabilirler. Hemen İlave zincir yapmadan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakınız gayet rahat. Sıkı değil. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3. 3 defa da çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir defa doladım. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincire giriyorum 1 2 3 1 2 3 bir defa doluyorum giriyorum sıradaki yuvaya tekrar 1 2 3 1 2 3 3 defada olarak alarak son zincirimize kadar bu şekilde örerek devam edelim. Bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bitiş yönünde zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci trabzanın bakın zincir üzerine ördüm hemen ikinci trabzanın ana gövdeden altından geçiyorum ve üç defa da örüyorum bir iki üç tekrar bir sonraki trabzanımı bu kez ardından giriyorum bakın işte tığımı ardından geçiriyorum üzerinden geçirdikten sonra diğer tarafından çıkararak örmeye başlıyorum bir iki üç Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı yandan giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Bakın şu şekilde başını doluyorum. Ardından giriyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. 1 2 3. Sıradaki trabzanımı yandan Bir sonraki trabzanım tekrar ardından sıra sonuna kadar lastik örgümüzü bu şekilde örerek ilerleyelim ikinci sıramızı tamamladıktan sonra aynı şekilde üçüncü sıramızı da örmeye başladım bakınız kabartılı olanlarımızı yandan diğerine arkadan girerek örüyorum ve sıramın sonuna doğru aynı şekilde ilerliyorum bakınız kabartılı olan trabzanımı yandan giriyorum içte duran trabzanımı ardından giriyorum diğer tarafından çıkarak 3 defa da örüyorum yandan tamamen aşağıda gördüğümüz şekliyle bu sıramızdaki örgümüze yön veriyoruz bakınız aşağıda nasıl görüyorsak içten bakınız ardından girdim kabartılı olana yandan sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar ördüm. Bakınız kenarda son trabzanım kaldı. Üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 defa da örüyorum. Ve lastiğimizi 3 sırada bu şekilde tamamladım. Şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde. Hemen modelimizi uygulamaya başlıyorum. Birinci trabzan değil ikinci trabzanımın olduğu yere batıyorum. Şöyle bakınız üstüne getirelim. Geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Modelimi uygulamak için artık hazırım. Şöyle görelim bakınız. Gayet güzel oldu. 3 sırada tamamladık. Daha büyük yaş grubu için öreceksek bel lastiği birazcık daha kalın olabilir. Zincirimin üzerine 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim bakınız toplamda ve hemen modelimizi uygulamaya başlıyoruz zincirimizde modelimize dahil birinci trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 başını doluyorum 1 2 3 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 zincir çekiyorum tekrar tığımı başını doluyorum 1 2 3 bir daha başını doluyorum 1 2 3 Ttıbın başını doluyorum Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum 1 2 3 Araya zincir çekmeden tekrar tığımın başını doluyorum Bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 aynı yere 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum bakın aynı yere 2 trabzımı ördüm 2 zincirimi çektim tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1. 2 3 Şöyle görelim. 4 zincirimi çektim. Bir tırabzan atladım. 2. tırabzanın bulunduğu yere 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan. Bir tırabzan atladım. Tekrar diğer tırabzanın üzerine bir tırabzanımı ördüm. Bir atladım. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı kurdum. Yeniden araya zincir çekmeden bir atlıyorum. İkinciye gelerek atıyorum ve bir trabzan örüyorum. Bir defa başını doladım, bir atladım. İkinciye iki trabzan aynı yere, iki zincir aynı yere tekrar iki tane trabzanım örüyorum. Araya zincir çekmeden bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Tekrar araya zincir çekmeden bir atlayıp diğerine iki trabzan, iki zincir, iki tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim yaptığımız işlemimizi. Böyle çevirip de bakabiliriz. Bakınız, iki trabzan. İki zincir, iki trabzan ve birer trabzan aralarda iteğimizin ilk sırasını örmek için sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar aynı düzen üzerine modelimizi kurarak geldim. Şöyle bakalım. 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan, bir atlıyoruz, bir trabzan. Yine aynı şekilde iki trabzanlarımızı aynı yuva içerisine örüyoruz arasına iki tane zincirimizi çekiyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz şimdi geçişimizi yapalım sadece düz yönden örüyoruz arkasını çevirmiyoruz bakınız düz yöndeyim Evet geçişimizi yapalım 4 tane zincirimizin tepe noktasına batıyorum geçişimi yapıyorum ve bir tane trabzanımın üzerine yine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve araya giriyorum 1 2 3 4 araya kadar geçtim bakınız üzerinden ilmeğimizi kaydırdım 4 zincirimi çektim bir defa başını doluyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 Şöyle görelim. Birleşme işlemimizi yaptıktan sonra iki trabzan üzerinden ilmeğimizi kaydırarak zincirimizin içerisine gelerek girdim. İki trabzanımı, iki zincirim, iki trabzanımı ördüm. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki trabzanımın dıştaki olanını şu şekilde yandan giriyorum. Bir, iki defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer tek trabzanımın yine yandan giriyorum. 1 2 defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımı yine yandan giriyorum. 1 2 Bakınız üçünü iki defa ördük. Son kez kapamadık. Şu an tığımda 3 tane trabzanım var. Birisinin en sondaki trabzanı tek trabzanımız ve diğerinin birinci trabzanını iki defa ördüm. 3. kez kapamadım. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya girerek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde modelimizi kurduk. Bakınız. Hemen tığımın başını doluyorum. Alttaki trabzana yandan giriyorum. 1, 2 örüyorum. Kapatmıyorum. Ortadaki tek trabzanıma giriyorum. 1 2 kapatmıyorum. Diğer grubun ilk trabzanına yandan giriyorum. 1 2 3'ünü tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve ortadaki iki zincire girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 2 zincir tekrar 1 iki trabzan bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı ördüm şöyle görelim Evet iki trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başını dolayalım alttaki bakınız dıştaki trabzanımıza yandan girelim bir iki üçüncüyü örmeden tığımızda bekletelim ortadaki tek trabzanımızı yine aynı şekilde yandan giriyorum bir iki tığımda bekletiyorum tığımda üç tane ilmeğim oldu ve tekrar diğer grubun ilk trabzanına yandan giriyorum 1 ve 2 3 tane trabzanımız ve bir tane de ilmeğimizi götürdüğümüz bakınız örgü e, ilmeğimiz var hepsini tek seferde çekiyorum tığımın başını dolayarak 2 zincirimin içerisine giriyorum 1 2 3 1 2 3 2 tane zincir 1 2 3 aynı yere giriyorum 1 2 3 Zincirimizin içerisine girdiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. Sadece şu kısımda işlemimizi yapıyoruz. Bir tane trabzanın dışındaki, ortadaki ve diğer ilk trabzan, yani ortadaki trabzanımızın sağındakini ve solundakini yandan girerek örüyoruz. Üçünü aynı anda tek seferde kapatıyoruz. Hemen bir daha birlikte yapalım. Bir defa ördüm. Tek trabzanımı örüyorum. Bir. 2 sol taraftakini alıyorum 1 2 üçünü aynı anda çekiyorum tığımın başını doluyorum iki zincirimin bulunduğu yere girerek iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum tekrar ortadaki trabzanımın sağındaki ve solundakini üçünü yandan girerek örmeye başlıyorum bir yandan ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum tek seferde kapadıktan sonra zincir içerisine geçerek trabzanlarımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım bakınız şöyle görülmekte işlemimizi sıra sonuna kadar örerek ilerletelim sıramızın sonuna kadar örerek geldik şimdi yeni sıramızı başlamak için hazırız öncesinde şöyle görelim bakınız modelimizin görüntüsünü şu şekilde birleştirerek aldığımız kısımlar biraz daha dolgunca durdu. Şöyle gördüğümüz zaman bakın, gayet güzel oldu ve birleşme noktamızdayız. Şimdi birleşme noktamızı yapalım ve yeni sıramızı başlayalım. İki tane trabzanımızı ördüm. Bakınız yuva içerisine zincirimi çektim. Tekrar iki trabzanımı ördüm. Hemen işlemimizi tekrar edelim burada da. Tığımın başını doluyorum. Dıştan giriyorum ortadaki bakınız ilk başlangıç zincirimizi sağındaki ve solundaki trabzanlarımızı burada da örmeye başlıyorum 2 orta trabzanımı yandan girdim 2 defa ördüm diğer tarafın ilk trabzanını 1 ve 2 üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum şöyle görelim bakınız başlangıç ve bitişimizin bulunduğu noktayı da bu şekilde örerek tamamladım. Zincirden oluşan ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve kayma işlemimi yapıyorum. Zincirimin olduğu yere geliyorum ve hemen 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yanına bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 2 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 2 trabzanımız, 2 zincirimiz, 2 trabzanımız oldu başlangıç noktamızda. Şimdi ortadaki birleşme yerimizi yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Alttaki dış kısımda bakınız trabzanımı yandan giriyorum. 1 2 iki, iki defa alıyorum. Üçüncüyü örmüyorum. Tığımın başında doluyorum. Bakınız üçünü aynı anda almıştık. Trabzanımızın birincisini, ikincisini, üçüncüsünün üst kapanış yerinden giriyorum. Bir, iki. Diğer tarafa hemen geçiyorum. Sol taraftaki tırabzanımın yine yanından giriyorum. Bir, iki. Ve tek seferde çekiyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 2 zincirimin bulunduğu yere gelerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Kapatma işlemimizden hemen sonra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 zincir. 2 trabzanlarımı ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Alttaki trabzanımın dışından giriyorum iki defa ördüm üçüncüyü örmedim ortada üç tanesini aynı anda aldım trabzanımın yandan şu şekilde giriyorum bakınız en üst kısımdan yandan giriyorum bir ve iki diğer trabzan grubunun dıştaki bölümden giriyorum bir iki üçünü tek seferde çekiyorum tığımın başımı dolayarak zincir içerisine giriyorum ve trabzanlarımızı örüyorum bir trabzan ikinciyi örüyorum zincirlerimi çektim üç defa da örüyoruz trabzanlarımızı bakınız şu şekilde modelimizi bu kurulum üzerine devam ettireceğiz bir defa daha birlikte yapalım tamamın başını doluyorum dıştakinden alıyorum 1 ve 2 Ortadaki üçünü bir aldığımın tepe noktasına geçip şöyle giriyorum. 1 ve 2. Diğer trabzan grubumuzun dışındakinden giriyorum. 1 ve 2. Üç trabzanımın hepsini aynı anda çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen zincir içerisine girerek örmeye devam ediyorum. Eteğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. İteğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam etti. Kaç sıra ördüğümüze şu şekilde bakalım. 1 Bakınız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 toplamda 13 sıra ördüm ve yeterli ölçüye geldim. Küçük bir bölümümüz kaldı. O kısmı da birlikte bitirelim ve alt bölümünü çalışalım. Trabzanlarımı ördükten sonra bir defa başın doluyorum. Dıştan alıyorum. 1, 2 bekletiyorum. 3'ünü üst kısımdan alıyorum. 1, 2 tığımda bekletiyorum. Diğer trabzanımı yandan girerek alıyorum. 3'ünü aynı anda kapatıyorum. Zincir çekmeden 2 tane trabzanımı 2 zincirimi tekrar İki trabzanımı örüyorum. Bir. Hepsini aynı anda alıyorum. İki. Sonuncuyu alıyorum. Üç. Bakınız geçiş yerimizdeyiz. 3 trabzanımı aynı anda toparladıktan sonra zincirimin tepe noktasına geçerek batıyorum ve e, sıramı tamamlıyorum. Bir defa doluyorum ortaya giriyorum bakınız. Şimdi kirpik çalışmaya başlıyoruz. Yeterli uzunluğa oluştuktan sonra 1, 2, 3. 3 defa da aldım. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Arkaya batıyorum. Bir tane kirpik yaptım. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 1 2 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen trabzanın arkasına batıyorum ve çekiyorum tekrar 1 2 3 1 2 batıyorum başını doladım tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 defa da alıyorum 2 zincirimi çektikten sonra bir defa doluyorum tek seferde kapatıyorum 1 2 3 4 5. yapalım 1 2 bir defa doluyorum kapatıyorum şu şekilde alt kısmımı ördüm hemen ortadaki bakınız 3 tane trabzanımızı aynı anda topladığım yere gelerek batıyorum bir defa tığıma başını doluyorum. İki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Trabzanımı ördükten sonra iki zincir bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 2 zincir bir defa doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 ve 2 bir defa doladım. Tek seferde kapatıyorum dördüncüyü örüyorum iki zincir doluyorum tek seferde beşinci için trabzanımı üç defa da ördüm zincirimi çektim tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 5 biraz önce de bakınız 5 defa aynı işlemlerimi tekrar etmiştim 5. trabzanımı ördükten sonra ortadaki 3 trabzanımın birleşme noktasının tepesine gelerek batıyorum sık iğnemle kapatıyorum Şöyle görelim. Ve bütün trabzanlarımızda aynı işlemlerimizi yapalım. Zincirlerimizin içerisine girelim. Trabzanımızı ve iki zincir bir defa başını dolayıp tek seferde çekelim. Ve etik ucumuzu bu şekilde tamamlayalım. Eteğimizin alt dilimlerini örüyorum. Bakınız beşer tane trabzan ve ucuna iki tane zincir çekip bir defa başını dolayarak batıyorum. Şu kısımdan başlamıştım ilerliyorum sona kadar bu şekilde örerek tamamlayalım bir tanesini daha birlikte çalışalım tam ortaya batıyorum bir defa doluyorum tığımı 1 2 3 2 zincir başını doluyorum hemen trabzanımın altına batıyorum ve tek seferde çekiyorum doluyorum 1 2 3 1 2 bir defa doluyorum arkasına araya giriyorum. Tekrar 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Doluyorum ve çekiyorum. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 ve 2 tekrar doluyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakınız 5 tane tırabzanımızı ördükten sonra ortadaki 3'ü kapadığımız göze Gelerek batıyorum. Tığımın başına hemen ipimi alıyorum. İki zincirimin olduğu yere trabzanlarımı örüyorum. İtiğimizin alt kısmının süslemelerini son noktaya kadar örerek geldim. Şimdi bakınız başlangıç noktasının bulunduğu yere en son trabzanımı batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra buradan keserek tamamlıyorum. Ve bu ipimizi içeriye alalım. Belimize bir tane ilik ve düğme çalışmamızı da hemen yapalım. Üste gelen kısma ileğimizi çalışmak için bir tane zincir çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Şuradan bakınız dilerseniz bir dilerseniz iki tane ilikle çalışabilirsiniz ama küçük olduğu için bir tane yeterli. Şöyle battım. İpimi arkaya alıyorum. 2 3 tane sık iğnemi ördüm. 1 2 3 3 tane zincir çektim buradaki kullanacağınız düğmenin boyutuna göre zincirimizi fazlalaştırabilirsiniz diğer trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum ve aşağıya kadar sık iğne örerek tamamlıyorum bir tane ilik çalışmasını şöyle zincirimizde yaptık eteğimizin modelimizi bıraktığımız yani başladığımız yere kadar sık iğnemi örerek geldim ve bir tane daha şu şekilde batıyorum zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum karşıya da uygun düğmemizi dikelim bir tane düğmemi hemen bel kısmına dikiyorum İliğimizin karşılığına denk gelecek yere şöyle bırakalım ve hemen çalışalım. Düğmemizi ve iliğimizi de bu şekilde çalıştık. İliğimizin hem önden, bakınız düğmemiz o tarafta hem de arkadan görüntüsüne bakalım. Şöyle gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakınız çok hoş bir görüntüsü var. Yukarıdan aşağıya süreklilik. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bir çalışmamızı da tamamladık. Gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımıza görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.